Diye geçmeden önce fotoğrafta gördüğünüz feni bir kişiye çekilişle hediye ediyorum. Çekilişimiz 2000 abonede açıklanacaktır. Herkese bol şans, detaylar açıklamada. Selam arkadaşlar, bugün sizlerle beraber uzun bir aradan sonra böyle Rocket League'de katlama videosuyla, takas videosuyla tekrardan karşınızdayım. Şimdi bugün ne yapacağız çok kısa söyleyeceğim ama öncelikle çekilişimiz var biliyorsunuz. Yarın öbür gün bitecek çekilişimiz. Belki bugün de biter çünkü 2000 aboneye artık çok çok az kaldı. Çekilişe hala katılmadıysanız şu aşağıdaki açıklama kısmındaki videodan katılabilirsiniz. Onun dışında kanalda hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Çünkü bizi izleyen kitlenin sadece %15'i kanalımıza abone. Diğer %85'i kanalımıza abone değil. O zaman şimdi bakın. Şöyle yapacağız. Sadece Fenek'le takasla katlamaya çalışacağım. Ama sadece Fenek al sat yapacağım. Bu kadar. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Şimdi diyeceksiniz ki abi sen Fenek çekilişle vermeyecek miydin bize? Aynen verecektim. Şunu size vereceğim çünkü işte bunu da al sat işte takasla kullanacağım. Yani o konuda da şüpheniz olmasın. O zaman lafı hiç dolandırmayalım. İlk başta dediğim gibi şu takas aşamalarını göstereceğim size. Her takas videosuna artık alıştınız. İşte Discord sunucularına falan ilan koyacağız, yapacağız, edeceğiz bir şeyler. Ondan sonra da seri seri takaslarımıza geçeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi ilanlarımızı vermeye başlıyoruz. Ama öncelikle bir Fenek'in fiyatına bakalım. Gelelim şuradan platformumuzu seçtik. Şimdi buradan Fenek yazıyorum. Zaten çıkacaktır. Sitede büyüklenirse. Bakın son 24 saatteki trend eşyalarda direkt ilk sırada çıktı. Tıklıyorum. 700-900 diyor. Tamam, fiyatı aldık buradan. Bir bakalım millet kaça satıyor. Onun için de Rocket League garaja geliyorum buradan. Geldim. Şimdi burada şöyle bir şey var. Şuradan Fenek'in fiyatına bakacağız. Fenek işte sertifikası yok olsun. Rengi yok. Serisi kalsın. Bakın 900 bakıyorum. Bunu geçelim. Kredi istemiyor. 900 istemiş. 750 bir şeyler daha istemiş. Bunu da geçiyorum. 950 istemiş. Bu biraz abartmış. Ya şöyle yapacağız. Herkes 900 istiyor. Niye? Çünkü bu eşya en popüler eşyalardan biri ve çabuk satılıyor. Biz de 900 koymayacağız. 880-870 civarı bir şey koyacağız. Ben ona şimdi karar vereceğim. Şimdi buraya Fenek yazıyoruz. Niye bir tık daha aşağı koyuyorum? Çünkü bu videoları çekmek için dediğim gibi vaktim yok. O yüzden de zaman kaybetmemek için. Şimdi buradan 880 bence idealdir. Şöyle yapacağım. 880 diyeceğim. Add me I'm online diyelim bir de her zaman gibi. Bir de Epic ismimizi yazalım şuraya. Onu da yazdık. Tamam. Şimdi işaretledim Steam'ine Epic Games'i uygula dedim. Gönder dedim ilanı. Paşam gönderdik. Şimdi bir de Discord sunucularına ilan verelim çok kısa. Şimdi tamı tamına 6 tane Discord sunucusuna ilan vereceğiz. İlk başta kendi sunucumla başlayacağım. Sonra işte diğer sunucularda göz açacağız. İlk başta kendi sunucuma ilan verebiliyorum. Bu arada kendi sunucumun linki de açıklama kısmında var. Şimdi yazdım buraya. Ondan sonra Rocket League'in kendi resmi sunucusu. Bakın zaten hazırlamışım. Buraya da yazdım. Şöyle günümüze git diyelim. Bakın gözüküyor şurada ilanımız. Sonra Rocket League Insider buraya yapıştırıyorum. Sonra Rocket League Garaj buraya yapıştırıyorum. Yapıştırdım mı? Tam yapıştırdım. Ondan sonra Rocket Planet burayı yapıştırıyorum ve en son Rocket League Türkiye'ye de yapıştırmışım. Bakın şurada duruyor zaten ilanım. Burada da bir saat yavaş mod var. Şimdi görüyorsunuz zaten mesajlar şurada çakır çakır gelmeye başladı. Ben bir feneyi satayım, geleyim. Şimdi şöyle güzel bir takas yapacağız. Biliyorsunuz ki 880 kredi koymuştuk ama daha iyisini verecek adam bize. Göreceksiniz zaten inşallah verirse böyle son anda bir yan çizmezse bekliyoruz. Şimdi bakalım Kobalt Fenek verdi. Kobalt Fenek'in fiyatı bu arada bayağı iyi abi. Yani 1000-1200 kredi falan ve fiyatı daha yeni düştü. Hani fiyatı düşük hali ve gayet iyi abi. Çok iyi takası oldu. İlk takasla başladık o zaman devam. Şimdi mükemmel bir teklif aldık. Kobalt Fenek biliyorsunuz almıştık Fenek verip. Kobalt feni mükemmel bir fiyata satacağız. Bakın görün şimdi kaça satıyoruz kobalt feni. Bakın adam yan çizmezse çünkü çok oluyor bu aralar böyle yan çizen adamlar. Şu adam büyük ihtimal kredileri koyuyordur diye düşünüyorum. Beklemeliyiz bakalım. Tamam koydu güzel. Abi 1200 kredi kabul ettim. Lütfen kabul et. Şunu bir alalım. Of oğlum mükemmel. Yani bak iki takasta minimum 300 kredi kar. Bak iki takas sadece. Bu Fenek işi inanılmaz karlı ama takas bug'a girmesin lütfen.
Çünkü çok oluyor bu. Abi baga girdi takas ya. Bu sıkıntı. Evet, takası bu arada yapamadık. Adam diyor ki sen beni reset trade diyor. Tamam. Takası resetleyecekmiş. Okey dedim ben de. Adam bu arada şöyle göstereyim, scammer zannetti beni. Hani oyun baga girdi. Ben hiçbir şey yapmadım. Sadece fener koydum. Takas kabul edildi. Oyundan dolayı adam beni scammer ilan etti. Maalesef böyle insanlar da var, yapacak bir şey yok. Sonra bak dedi ki şurada İngilizcesi bir tık vardı. İşte şey diyor, annenin üstüne yemin et falan diyor. Ben de gittim yemin ettim abi, feneyi versin diye. Şimdi bir daha yapıyoruz. Bakalım. 1200 kredi artık alalım da bir kurtulalım. Şükürler olsun aldık abi 1200 kredi, fıstık gibi. Şimdi şöyle bir takas yaptık. Bakın 850 krediye şöyle göstereyim. Bu arada 1200 kredimiz var. 250 kredi fazla, aklınızda bulunsun. 850 krediye fenek alacağız. Bir dakika ya, çok koyduk. Oğlum bu çok, bir dakika ya, bayağı kaçıyor. Şöyle göreceksiniz. 850 koydum. Yetenekli numune, tamam. Feneğimizi aldık. Şimdi direkt bunu 880'e satacağız. Şu adamı olan ekleyemedim ya. Takas bitiyor. Tamam. Şimdi bu adamı ekliyorum. Ondan sonra direkt gruba davet edip buna satıyorum. Şimdi 880 fenek satacağımız adam da bu. Şimdi buradan feneği 880 inşallah satacağız. Bakalım. Adam şu an büyük ihtimal kredilerini saymakla meşgul. Ve dediğim gibi burada gördüğünüz krediden hep 250 düşün arkadaşlar. Yani şu an tam 880 koydu bu arada. 350 kredimiz var. Onun dışında buradan 880 kredi geldi. Güzel. Bayağı karlı bir takas oldu. 880 kredi direkt aldık. Devam. Şimdi çok kısa bir envanter güncellemesi yapalım. Burada kredi harici gördüğünüz her şeyi unutun. Burada 1480 kredimiz var ama 250 düşün demiştim size. Yani şöyle güzel bir matematiğimle 1280-1230 kredimiz var arkadaşlar. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir takas yapacağız. 900 krediye safran fenek alacağız. Safran feneğin değeri bu arada 950-1150 arası bir şey. Bir dakika, 900 koyalım da şuraya. Şöyle bakalım. Safran, tamam. Rengi gözükmedi ilk başta. Değeri de 950-1150. Okey, tamam. Güzel bir takas oldu. Dediğim gibi bunu minimum fiyatın 50 altına aldık. Gayet iyi. Bunu en azından bir 1000'e okuturuz diye düşünüyorum. Şu adama thank you diyelim, devam edelim. Bu arada kalan kredi miktarımız 330'a düştü. Buradan dediğim gibi 250 düşün, aklınıza bulunsun. 350, 330 kredi artı safran feneğimiz. Şimdi 900'e aldığımız safran feneği, bakın şurada göstereyim hatta safran olduğunu. Haydim. Hey, I'm there diyeyim şu adama. 1000 kredi vermesi lazım. 1000 krediye anlaştık, bakalım. Evet, adam son saniyede böyle bir şeyler koparmaya çalışıyor kendini. Bakın chat'e bakın, işte 950 falan olmaz mı diyor, minimum price, işte minimum fiyattan veremez misin diyor. Hayır dedim. Adam da diyor o zaman bir saniye bekle bakalım. Büyük ihtimal bu son anda iptal edecek takası. Şimdi şöyle bir durum oldu. Ben bir şey demedim. Adam dedi ki işte 970 olur mu? Ben dedim kusura bakma, ben 1000 önerdim sana, sen de kabul ettin dedim. Şimdi adam da diyor ki işte tekrardan baktım fiyatına falan, çok aptalım böyle işte triplere girdi. Ama biz kararımızdan vazgeçmeyeceğiz. O adam yan çizdi abi. Neyse, bu takası da koyacağım. Arada böyle başarısız takaslar da oluyor, görüyorsunuz. Yani yapacak bir şey yok. Adam işte anlaşıyoruz orada. Adam evet diyor. Sonra böyle son anda son dakikada bir şeyler koparamayınca yan çiziyor. Ama yapacak bir şey yok. Devam. Şimdi şöyle bir takas yapacağız. Safran feneği aldık biliyorsunuz. 950'ye. Pardon, 900'e aldık. 1040'a adam teklif verdi. Bakalım bu yan çizecek mi? Hep beraber göreceğiz. 1000'e satmak nasip olmadı ama 1040, uf, çok güzel, temiz abi. Gayet temiz. Eğer alabilirsek, adam şu an inceliyor. Ben okey dedim. Tam 1040 kredi, bir sıkıntı yok yani, okey her şey. Hadi oğlum, bug'a girmesin takasta. Tamam, güzel. 1040 kredi paşalar gibi aldık. 330 kredimiz vardı. 1040 artı 330 ile şöyle güzel matematik hesabıyla 1370 yapar, devam ediyoruz.
Bu arada videoyu burada bölüyorum. Önemli bir gelişme oldu. Fene'in fiyatı biliyorsunuz ki biz videoya girdiğimizde 700-900'dü. Ama şu an itibariyle saati de göstereyim. 21 Ocak 2020 Perşembe 00:24 itibariyle 800 ve 1000 kredi bandına çıktı Fenek. Bundan sonra da daha artacaktır. Çünkü millet deli gibi alıp satıyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Biliyorsunuz ki Fenek artık 800-1000 kredi arasında ve bizde yeni tarifeye göre 900 kredi. Şöyle bakalım. O bir de NCI, bak o da ayrı bir konu. NCI olan bir tane fenek aldık. Güzel abi. Bayağı iyi. Ha, bunu 1950'ye falan okuturuz yani, sıkıntı değil. Hadi o zaman devam. Şimdi 900 aldığımız feneği 930'a satacağız. Adamın da kredileri koymasını bekliyoruz. Bakalım. 30 kredi kar bence çok iyi değil ama pahalıya aldığımız için yine de elden çıkardığımız iyi oldu. Ve kredi miktarımızı da söyleyeceğim. Şu takas bir olsun. Tamamdır. 930 kredi paşa paşa aldık. Şimdi şöyle bir takas yapacağız. 1000 krediye 1100, 1300 kredi değerindeki gri feneği alacağız arkadaşlar. Şöyle 1000 kredi bir koyayım. Ve kabul ediyorum. 1000 krediyi verdik abi. 1100-1300 değerinde gri fenek aldık. Gayet iyi. Şu takas bir olsun. Adama da bir thank you diyelim. Good luck diyelim. Şimdi şöyle bir şey yaptık. 1000'e aldığımız gri feneği bakın kaça satacağız şimdi. 1100-1300 değeri vardı. Ya böyle çok iyi bir satış olmadı ama çok hızlı sattım. Yani aldıktan 1-2 saat sonra satmayı başardım. O yüzden güzel oldu. Ve 1150 kredi de paşa paşa aldık. 1100-1300 kredi değeri vardı. 1150 kredi de iyidir ama 1200'e satmaya çalışıyordum. Gayet iyi. Devam. Bugünlük bu kadar olsun. Videoyu burada bitirelim. Ne yaptık? Çok kısa özet geçeyim. 700-900 değerindeki feneği biz başladığımızda 700-900'dü. Katladık. 1550 kredi. Burada 1800 olduğuna bakmayın. 1550 kredi var burada. 250 zaten bende vardı. Yani 800 kredili feneği ortalama 1550 krediyi katlayıp envanterimizi aslında bir nevi ikiye katladık kredi miktarını ve bunu tek videoda yaptık ve sadece fenek ile alsat yaparak yaptık. Bir sonraki videoda hangi eşya hakkında böyle takas yapalım onu da yoruma yazarsınız ve bu videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Son olarak da kanala hala abone değilsiniz ve bu tarz videoları seviyorsanız takas videolarını abone olursanız da sevinirim. O zaman şimdilik benden bu kadar olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.